Evet, yağmurlu bir hava ve bisiklet sürme keyfi. Sonbahar dokusuyla. Evet, şu an sağanak yağmurdan dolayı kimse kalmadı yürüyüş yolunda ve en keyifli zamanları. Evet, peki ben yağmurdan nasıl koruyorum kendimi bisiklet kullanırken? Hangi ekipmanları kullanıyorum diye sorarsanız. Bakın, Decathlon'dan aldığım yağmurluk pantolonum var şu şekilde. Ayakkabımın da üstünü örtüyor. Hiçbir şekilde su geçirmiyor. Su geçirmeyen eldivenler. Bisikletlerimde tabii ki çamurluklar mevcut. Ve bu şekilde ilerliyorum. Şimdi bir de ön kamerayı açıp kaskımı ve içinde su geçirmeyen buff'ımı da sizlerle paylaşayım. Evet, seyir halindeyken asla kasksız çıkmıyorum. Kaskımın hemen altında yağmurlu havalar için üretilmiş olan su geçirmeyen buff var ve havanın kapalı olduğu durumlarda fosforla gece sürüşü sağlıyor. Üstümde yine Decathlon'dan aldığım yağmurluğum var. Bunun da arka tarafında fosforları var. Sürüşümü bu şekilde rahatça hallediyorum arkadaşlar. Evet, yağmurlu havalarda bisiklete binilir mi? Tabii ki bilinir ama tabii uygun ekipmanlar olarak. Ve unutmayın, bisiklet sürüşünden sonra kesinlikle bisikletimizi yağlamamız gerekmekte. Evet, karşıdan da çocuklar geliyor. Onları da bir çekelim. Bakın, gençlerimiz de bisikletle hareket etmekte yağmurda. Tabii onların aldığı keyfi biz alamıyoruzdur asla. Bakın, hiçbir ekipman yok çocuklarımızda. Her türlü çıkıyorlar. Hiç sıkıntı yok. Yani yağmurda bisiklete binilir miymiş? Evet, binilir. Ve oldukça da keyifli bir şekilde binilir yani. Evet, şu an Kösüköy yürüyüş yolu tarafından devam ediyorum. Ama tabii burada en önemli kritik olan şey, can kurtarıcı olan üstündeki yağmurluk ve altındaki pantolon yağmurluğu. Çünkü bu ayakkabımı çok iyi koruyor. Ve de bunun en büyük avantajı arkadaşlar, pantolonunuzun üstüne giyiliyor. Evet, ben yoluma devam edeyim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet, sürüşümüze devam ediyoruz. Yaklaşık diğer videomu kapattığımdan itibaren 10 dakika geçti ve yürüyüş yolunda halen devam ediyoruz. Evet, İzmit, Kocaeli bisiklet anlamında çok güzel bir şehir. Yani ben yaklaşık bu bisiklet yoluyla şehrin bir ucundan diğer ucuna gidebiliyorum trafiğe hiç girmeden. Bu anlamda Kocaeli'de bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Bu arada bakın, şimşek çarptı. Birazdan sesini alacak mıyız? Bakalım. Evet, dediğim gibi Kocaeli tam bisiklet dostu bir şehir. Bisiklet yolları güzel. Tek sıkıntımız, burada bisiklet sürerken ben işime devamlı bisikletle gidip geliyorum. Yaz kış tabii kalla havalarda ve çok serin havalarda araba kullanıyorum da. Onun haricinde bisiklet kullanmayı tercih ediyorum. Özellikle Covid'den sonra da. Tabii bu yollarda bizi tek rahatsız eden kısım motosikletli arkadaşlar. Kendileri trafiğe çıkıp tehlikeye atmamak için kendilerini bu trafiğe giriyorlar, bu yola giriyorlar. Ve burada da son gaz gidiyorlar. Ve tam dibinize geldiğinde kornaya basıyor veya size sıfır geçiyor. Bu konuda çok sıkıntı yaşamaktayız. Özellikle kuryeciler tarafından çok tacize uğruyoruz bisikletle. Bakın, sonbaharın renkleri de iyice oturdu. Evet, birazdan artık ben bisiklet yolunun sonuna geleceğim. Kösüköy'de bitiyor. Kösüköy istasyon bölgesinde bitiyor bisiklet yolumuz ve trafiğe çıkacağım. Müsait olursam orada da sizlere video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın, önde lambalarımız ve arkada lambalar kesinlikle olmalı ayrıca. Görünürlüğünüzü artırmanız lazım özellikle bu havalarda. Evet, bakın şurada birazdan bisiklet yolumuz bitecek ve ana yola bağlanacağız. Burası son nokta. Şehrin diğer ucunda da Sekapark tarafında bitiyor arkadaşlar bisiklet yolu. Evet, şu an ben kapatıyorum çünkü trafiğe çıkacağım. Önce emniyet. Evet, şu an lambalardayız. Karşı taraf biz de beklemedeyiz. Çünkü arkadaşlar bir anda yol boş zannedip geçiyoruz. O anda arabalar hızlı geliyor.
Ve ayrıca yağmurun da etkisini görün yani. Yağmurlu havada bisiklete binilir mi? Tabii ki binilir. Evet, kırmızı yeşil yandı. Ben de geçiyorum şu an. Kamerayı burada sonlandırıyorum. Yağmurumuz daha da artarak ilerliyor. Şu an Kartepe Hipodromu'nun oradan geçiyorum. Burası at yarışlarının düzenlendiği yer. Şöyle göstereyim. Tabii hem yağış hem de akşam karanlığı çökünce görüntüler net çıkmayabiliyor. Sarımeşe'ye doğru ilerliyorum. Tabii yağmurumuz da bir yandan hareketli. Evet, şu an telefonu tekrardan bırakalım çekim için. Çünkü yolumuza devam edelim. Bu yolu takip ederek Sarımeşe'ye doğru gideceğiz. Yoğun trafikten çıktık. Tek tük arabalar geliyor artık burada. Ve o nedenle çekimimize devam edelim. Evet, bu yolu devam ettiğinizde Sarımeşe köyü içine doğru gidebiliyorsunuz. Oldukça güzeldir. Zaten ondan sonra da Kartepe'ye doğru hareket edersiniz. Burası şu an yeni yeni toplu konutların yapıldığı oldukça gelişmeye açık bir bölge. Evet, şu anda gördüğümüz Sarımeşe konaklarımız. Evet, bazı arkadaşlarımız genelde bisikletin modelini soruyor, nedir ne değildir diye. Arkadaşlar, ben katlanır bisiklet daha Honda E8 kullanıyorum. Katlanırı tercih etmemdeki en büyük neden istediğim yeri yanımda götürebilmem veya hani bugün biraz daha fazla yağmur yağsaydı veya bundan keyif almasaydım sürmekten yağmurlu havada, hemen eşimi veya bir arkadaşa haber verip veya bir taksi tutup bisikletimi bagajına atıp evime çok rahatlıkla gelebilirdim. Tabii ben hani vaktimde olduğu için ve öyle aşırı bir yağmur yağacağını düşünmediğim için, tabii yağdı, bisikletle yola çıktım. Evet, şu an bizim sitelere geldik. İş yerimle evim arası yaklaşık 9.45 kilometre, yani 10 kilometreye yakın. Yoruyor mu deseniz veya kaç dakikada gidiyorum? Tam yaklaşık 30 dakikada, orta tempoda okuluma ve evime rahatlıkla varabiliyorum. Evet, şu an sitenin içine gireceğiz. Güvenlikçi abimiz inşallah yerindedir ve bize kapıyı açar. Evet, yerinde değil. Evimize doğru sürelim bakalım. Evet, bir de en son bisikleti yukarı çıkarttığımda birkaç video karesi çekeceğim. Yani ne yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle bakın, bisiklet ıslanıyor, kadrosu falan, gidon kısmı falan. Buraları kurulamak gerekir. Çünkü eğer kurulamazsak ister istemez paslanmaya neden olacaktır ve yağsızlığa neden olacaktır. Ve kuruluktan sonra yani sabah binmek için bir zincir temizliği yapıp tekrardan zincirimi de yağlayacağım. Çünkü bisikletin her şeyi dönen parça olduğu için bunların da devamlı yağlı olması gerekmekte. Evet, şu an evimize varmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi bisiklet oldukça fazla kirlendi yağmurlu havadan sonra. Buraların hemen temizlenip kurulanması gerekmekte. Yoksa ilerleyen dönemlerde bize sıkıntı çıkartır. Evet, gördüğünüz gibi yağda bitmiş zincirlerin. Benim de aşırı yağmurdan sonraki halim bu. Gözlük camlarım biraz damlacıklar olmuş, kaskım. Tabii kafam ıslanmadı çünkü buff beni oldukça korudu. Yine yağmurlukta oldukça fayda sağlıyor. Evet arkadaşlar, yağmurda bisiklet kullanmak o kadar da kötü bir şey değil.